Terörün finansmanı yasası çerçevesinde ailelere, yakınlarına, avukatlara dönük mahpuslara dayanışmak amacıyla ya da mahpusların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gönderilen cüzi miktardaki paralar suç addedilerek bir yargı baskısı oluşturulmakta. Binlerce insan gözaltına alınmakta, tutuklama kararı verilmekte ve cezai süreleri, mahkeme süreçleri devam ettirilmektedir. Aynı zamanda sosyal açıdan da etkilemektedir. Çünkü işlerinden olmakta bu insanlar. Aynı zamanda bu dayanışmayı da zayıflatarak mahpusları hapishanelerde derin bir yoksulluğa sürüklemekte. Terörün finansmanı yasası kapsamında uzun süredir hapishanelerdeki mahpuslara para yatıran ailelere, vasilere, avukatlara ve yakınlarına yapılan yargısal baskılar sürdürülmektedir. Kişiler gözaltına alınmakta, haklarında davalar açılıp cezalar verilmekte, teröre finansman sağlamak suçlamasıyla tutuklamalar devam etmektedir. Oysa mahpuslara para yatırmak, hükümlü ve tutukluların emanete alınan kişisel paralarının kullanımına dair yönetmelik çerçevesinde yapılmaktadır. Yönetmeliğin 5. maddesine göre banka ve posta aracılığıyla gelen ve ziyaretçiler tarafından hükümlü ve tutukluların nam ve hesabına yatırılan paralar, idarece görevlendirilecek bir personel tarafından alınarak kaydedilir. Müdürü bulunan kurumlarda hükümlü ve tutuklular hiçbir şekilde yanlarında nakit para bulunduramaz. Mahpusun hesabına yatırılan paranın nasıl harcanacağı aynı yönetmeliğe göre düzenlenmiştir. Yönetmelik madde 8'e göre müdürü bulunan kurumlarda kalmakta olan hükümlü ve tutukluların yapacakları harcamalar nakit hareketi olmaksızın tutulan kayıtlar üzerinden gerçekleştirilir. Hükümlü ve tutuklular bakanlıkça belirlenen haftalık limit dahilinde nakit hareketi olmaksızın elektronik para ödeme sistemi bulunan kurumlara bu sistem aracılığıyla diğer kurumlarda doğrudan emanet para hesabından kantin hesabına aktarılan para üzerinden harcama yaparlar. Paranın kullanım tasarrufu tamamen idarenin yetkisindedir. Kullanımı yönetmelikçe belirlenmiş olan mahpuslara yatırılan para terör örgütünün finansmanı olarak değerlendirilemez. Mahpuslar tüm hakları cezaevi yetkilileri ve görevlileri aracılığıyla kullanabildiklerinden dolayı hapishanede terör örgütü olduğu varsayımından yola çıkılarak para yatıranlara karşı yargı baskıları kabul edilemez. Ayrıca hapishanelerdeki mahpusların yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için maddi kaynaklara ihtiyaçları vardır. Mahpusların ihtiyacı olan televizyon, radyo, buzdolabı, çamaşır makinesi, semaver ve benzeri gibi ihtiyaçları da ücretli olarak sağlanmaktadır. Son yıllarda aileleri tarafından gönderilen giyim eşyaları, iç çamaşırlar, çorap, bere, şapka ve benzeri gibi bunlar da kabul edilmemekte, bu ihtiyaçların kantinden alınması dayatılmaktadır. Mahpusların elektrikli eşyalar için kullanmış oldukları elektrik giderleri ayrı bir sayaç üzerinden okunarak bu gider faturalandırılarak hesaplarından kesilmektedir. Yakın bir zamana kadar elektrik fiyatları birim ücretleri sanayi birim fiyatı olarak ücretlendirilmekteydi. Hapishanede eğitim hayatına devam eden ders materyalleri, kitap ve defteri de ücretli olarak sağlanmaktadır. Sosyal faaliyet ve kurslarda kullanmak istedikleri tüm malzemeler ücretleri karşılığında sağlanmaktadır. Hapishanelerde neredeyse para olmazsa yaşam mümkün değildir. Dolayısıyla mahpuslar ailelerinin, yakınlarının, arkadaşlarının, vasilerinin, avukatlarının yatırmış oldukları paraya ihtiyaç duymaktadırlar. Kurumumuza hapishanelerde derinleşen yoksulluktan kaynaklı olarak mahpusların kendilerinden ve ailelerinden maddi destek talebi başvurular ulaşmaktadır. Mahpusların aileleri ve yakınları üzerinde oluşturulan yargı baskısı ile mahpuslara para yatırmanın suç olarak değerlendirilmesi sonucunda mahpuslar hiçbir ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelmekte. Bu da hem fiziksel hem de ruhsal sorunları ve devamında ihlalleri beraberinde getirmektedir. Yargı baskısına uğrayan kişilerin de gözaltına alınması, davalar açılması ve tutuklanması da ayrıca yakınları üzerinde telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açmakta, işlerinden olmakta, özgürlüklerinden mahrum bırakılmakta ve sosyal olarak da zarara uğramaktadırlar. Sonuç olarak hapishanelerde bulunan mahpusların hesabına para yatırılması suç değildir.
aileleri, yakınları ve avukatları üzerinde oluşturulan yargı baskısına son verilmeli ve yasa iptal edilmeli. Kamuoyunun da bildiği üzere son zamanlarda özellikle terörün finansmanı yasası kapsamında mahpuslara para yatıran yakınları, aileleri, avukatlarına, arkadaşlarına karşı bu yasa kapsamında birçok soruşturma ve kovuşturma tedbiri uygulanmakta. Yine son zamanlarda bu yasaya dayanarak da yine birçok kişi gözaltına alınmış ve soruşturma sürecinde de birçok yurttaş tutuklanmıştır. Hasta tutsaklar sağlığa erişemiyor. Açlık grevinde olan yüzlerce tutsak var. Gene barış anneleri, yüzlerce barış annesi bugün Kürt sorunun demokratik çözümü ve Sayın Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecridin kaldırılması ve fiziki özgürlüğünün sağlanması için bugün açlık grevindeler. Bugün açlık grevi vardır ve bu açlık grevi muhtemelen seçimden sonra daha üst bir aşamaya geçmek üzeredir. Daha üst bir aşamaya geçmemesi için toplumun burada reaksiyon göstermesi gerekiyor. Bugün mahkumların, tutsakların taleplerinin karşılanması gerekiyor. Kürt sorunun demokratik yol ve yöntemlerle çözülmesi ve Sayın Abdullah Öcalan ve özellikle bütün cezaevlerindeki, toplum üzerindeki bütün baskıların, bütün tecrit politikalarının son bulması gerekiyor. Genelde tecrit politikalarından kaynaklanmaktadır. Bugün yaklaşık 37 aydır Sayın Abdullah Öcalan üzerinde ağırlaştırmış bir tecrit uygulamaktadır.